Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tadına doyamayacağınız kahvaltılık sos hazırladım. Bu sosun içerisine 7 türlü baharat atıyoruz. O kadar lezzetli ve güzel oluyor ki inanın kışa kalmayacak. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz kahvaltılığın tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Bu tarifimde 3 kilo kapya biber kullandım. Biberleri güzelce yıkadım ve süzdürdüm. Yağlı kağıt koymuş olduğum fırın tepsisine biberleri diziyorum. Fırınımızı 200 derece alt üst ayarı açtık. Biberleri ilk önce 15 dakika, daha sonra ters çevirip tekrar 10 dakika boyunca pişireceğiz. Bu sayede kabuklarını daha rahat soymuş olacağız. Hazırladığım biberleri sıcak fırına götürüyorum. Ben de diğer malzemeleri hazırlıyorum. Bu tarifimde bir baş sarımsak kullandım. Sarımsakları rondonun içerisine koyarak iri parçalar halinde çekiyorum. Başlamada sarımsakları kesinlikle püre haline getirmeyin. Bu büyüklükte yapmanız yeterli. Bu tarifimde 1,5 kilo domates kullandım. Domateslerin kabuklarını soymuyorum. Güzelce yıkadıktan sonra süzdürüyorum. Kök kısımlarını temizleyerek parçalayıp rondonun içerisine koyuyorum. Kabuklarıyla birlikte domatesleri püre haline getireceğiz. Böylelikle hem rengi güzel olmuş oluyor hem de kabuklarından faydalanmış oluyoruz. Domateslerin bir kısmını koyduktan sonra püre haline getiriyorum. Tenceremizi hazırlıyoruz. Direkt tencerenin içerisine boşaltacağız. Birkaç tane domatesi bıraktım. Maydanozum var. Onu da bu domateslerle birlikte rondodan geçireceğim. Bu sayede de rondodan geçirmiş olduğumuz maydanozları püre haline getirmiş olacağız. Domatesleri yeterince rondodan geçirdim. Direkt tencerenin içerisine boşaltıyorum. Kalan domatesleri rondonun içerisine koyduktan sonra sadece 1 dakika boyunca rondodan geçiriyorum. Rondonun kapağını açarak domates püresini hiç boşaltmadan içerisine yarım demet maydanozu da ekliyorum. Bunu da püre haline getiriyorum. Rondo'dan geçirmiş olduğum domatesleri ve maydanozları da tencerenin içerisine boşaltıyorum. Hiç ocağa götürmeden içerisine bir buçuk su bardağı zeytinyağını ekliyorum. Bu aşamada kesinlikle zeytinyağı kullanın. Bitkisel yağ koyduğunuz zaman kahvaltılık sosunuzun tadını bozarsınız. Tencereyi kenara alıyorum. 15 dakika boyunca fırında közlenmiş olan biberleri ters çeviriyorum. Diğer tarafını da 10 dakika boyunca tekrar közleyeceğim. Toplamda 25 dakikanın sonunda biberlerimiz hazır. Hala sıcakken derince bir kasenin içerisine bütün biberleri koyuyorum. Daha kolay soyulması için terletme işlemi yapacağız. Bunun için serafireşle hava almayacak şekilde biberlerin üzerine kapatıyorum Tamamen soğuyuncaya kadar bu şekilde bekletiyorum Biberlerimiz soğudu çekirdeklerini çıkarttım ve kabuklarını güzelce soydum Biberleri rondonun içerisine koyuyorum Bu biberleri fazla püre haline getirmiyoruz Rondomuzu orta ayarda çalıştırıyoruz Sadece 30 saniye boyunca çalıştıracağız Böylelikle yüksek devirde çalıştırmadığımız için biberlerimiz de irili halde oluyor. Tam olarak istediğimiz kıvam bu. Sondodan geçirmiş olduğum kapya biberlerini genişçe bir kabın içerisine koyuyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Biberlerin hepsini rondodan geçirerek başka bir kasenin içerisine alıyorum. Bütün malzemelerimizi hazırladık. Artık pişirme zamanı. Püre haline getirmiş olduğum domatesleri ocağın üzerine koyuyorum. 20 dakika boyunca tamamen suyunu çekinceye kadar bu şekilde pişireceğim. Bu arada ocağımızın altı orta ateşte. Kaynamaya başladıkça da suyunu çektiğini göreceksiniz. Bu aşamada sosu arada bir karıştırmayı ihmal etmeyin. Aksi halde dibi tutabilir. Domates sosunun içerisine 3 yemek kaşığı biber salçasını ekliyorum. Daha sonra salçanın tamamen pürüzsüz kıvam almasına özen gösteriyorum. Karıştırarak domates sosuyla salçaları da güzelce pişiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi suyunu tamamen çekti. Rondodan geçirmiş olduğum kapya biberlerini tencerenin içerisine boşaltıyorum. Daha sonra hemen arkasından sarımsakları ekliyorum Hiçbir karıştırma işlemi yapmadan bir yemek kaşığı kaya tuzunu ekliyorum Daha sonra bir yemek kaşığı da toz şekerini ekliyorum Baharatçılarda ya da pazarda kolaylıkla bulabileceğiniz 7 çeşit baharat var Asıl sosumuzun lezzetini getiren bu İçerisinde olan malzemeleri açıklama kısmında paylaşacağım İsterseniz baharatlarınızı bu şekilde koyabilirsiniz. Ya da açıklama kısmında bulunan bütün baharatları koyabilirsiniz. İçerisinde nane, kırmızı biber, pul biber, sumak, çemen tozu, poy ve kişniş tuzu var. Bunların hepsini koyduktan sonra tekrar karıştırıyorum. Sadece 1 dakika boyunca bu malzemeleri de diğer malzemelerle birlikte kaynatıyorum. 1 dakikanın sonunda artık kahvaltılık sosumuz hazır. Ocaktan indiriyorum hala sıcakken kavanozlama işlemi yapacağız. Sosunu soğumadan bu işlemi yapın aksi halde kavanozlarınız kesinlikle vakumlanmaz. Güzelce yıkayıp tamamen kurutmuş olduğum kavanozu alıyorum ve ince kısmına kadar sostan dolduruyorum. Daha sonra hiç kullanılmamış olan kavanoz kapağını alarak iki geri bir ileri olacak şekilde sıkıca kapatıyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Doldurmuş olduğum bütün kavanozların üzerine kapatıyorum. Bir gün boyunca bu şekilde bezin altında bekletiyorum. Ertesi gün kavanozların üzerine açıyorum. Bütün kavanozların kapakları içeriye doğru çökmüş. Artık hiç bozulmadan bir yıl boyunca bu şekilde saklayabiliriz. Yukarıya doğru bombelenmiş kavanozlarınızı kesinlikle hemen tüketin. Onlar kışa kalmayacak. Sosunuzu servis ederken arzuya göre isterseniz üzerine biraz zeytinyağı gezdirebilirsiniz ya da ceviz parçalarından da koyabilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Bu leziz kahvaltılık sosu yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlücü olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.